Rusya ile ipleri koparan AKP hükümeti dümeni İsrail'e kırdı. Hükümetin gizlice yürüttüğü görüşmeler mutabakatla sonuçlandı. İsviçre'de yapılan 5 maddelik ön anlaşmada ağır tavizler yer alıyor. Türkiye'nin tüm komşularıyla köprüleri atan Ankara, İsrail'le el sıkıştı. Ankara, Tel Aviv hattında uzun süredir devam eden gizli görüşmeler ön anlaşmayla sonuçlandı. Her iki tarafta bu anlaşmanın sinyallerini veren açıklamalar yapmıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye'ye doğalgaz satışı konusunda Ankara ile görüşme yaptıklarını ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin bölge için hayati önem taşıdığını kaydetmişti. Anlaşma İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. Türkiye heyetine Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu başkanlık etti. İsrail basınında çıkan haberlere göre Türkiye ile İsrail arasında şu 5 maddelik anlaşma yapıldı. 1. İsrail Mavi Marmara saldırısındaki mağdur ve kurbanlar için 20 milyon dolarlık bir tazminat fonu oluşturacak. 2. Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçiler atayacak. 3. Mavi Marmara baskını için İsrail askerlerine yönelik suçlamalar düşürülecek. 3. Mavi Marmara baskını için İsrail askerlerine yönelik suçlamalar düşürülecek. 3. Mavi Marmara baskını için İsrail askerlerine yönelik suçlamalar düşürülecek. 4. Türkiye Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'yi sınır dışı edecek. Örgütün Türkiye'deki faaliyetleri kısıtlanacak. 4. Türkiye Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'yi sınır dışı edecek. Örgütün Türkiye'deki faaliyetleri kısıtlanacak. 5. Türkiye ve İsrail doğalgaz sahalarında işbirliğine gidecek. 5. Türkiye ve İsrail doğalgaz sahalarında işbirliğine gidecek. 5. Türkiye ve İsrail doğalgaz sahalarında işbirliğine gidecek. İsrail'in Türkiye'ye satacağı gazın Doğu Akdeniz'den çıkardığı gaz olduğu ifade ediliyor. İsrail'in Türkiye'ye satacağı gazın Doğu Akdeniz'den çıkardığı gaz olduğu ifade ediliyor. İsrail'in Türkiye'ye satacağı gazın Doğu Akdeniz'den çıkardığı gaz olduğu ifade ediliyor. Türkiye İsrail'den doğalgaz satın alacak. Türkiye İsrail'den doğalgaz satın alacak. Türkiye İsrail'den doğalgaz satın alacak. İsrail Türkiye'de inşa edilecek boru hattıyla Avrupa'ya doğalgaz satacak. İsrail Türkiye'de inşa edilecek boru hattıyla Avrupa'ya doğalgaz satacak. İsrail Türkiye'de inşa edilecek boru hattıyla Avrupa'ya doğalgaz satacak. AKP hükümetinin İsrail'le yaptığı ön mütabakat, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları, Filistin davası ve Mavi Marmara mağdurları için ağır bir darbe oldu. AKP hükümetinin İsrail'le yaptığı ön mütabakat, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları, Filistin davası ve Mavi Marmara mağdurları için ağır bir darbe oldu. İsrail'in Türkiye'ye satacağı gazın Doğu Akdeniz'den çıkardığı gaz olduğu ifade ediliyor. Yapılan anlaşmanın en kritik noktası Türkiye'nin İsrail'den doğalgaz alması ve İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakli. İsrail'in Türkiye'ye satacağı gazın Doğu Akdeniz'den çıkardığı gaz olduğu ifade ediliyor. İsrail'in Türkiye'ye satacağı gazın Doğu Akdeniz'den çıkardığı gaz olduğu ifade ediliyor. İsrail, Eylül 2011'de Amerika Birleşik Devletleri ve Rumlarla birlikte bölgede petrol ve doğalgaz sondajına başlamış. İsrail, Eylül 2011'de Amerika Birleşik Devletleri ve Rumlarla birlikte bölgede petrol ve doğalgaz sondajına başlamış. AKP, İsrail anlaşmasının en kritik noktalarından biri de Mavi Marmara baskınından dolayı İsrail açılan davaların çekilmesi sözü. Ailelerin yanaşmadığı bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun olarak çıkarılarak kesin olarak halledilmiş olacak. Davaların çekilmesi halinde İsrail ailelere tazminat ödeyecek. Aslında İsrail bir miktar tazminat ödemeyi önceden kabul etmiş, ancak aileler bunu kabul etmemişti. Hükümetse baskını gerçekleştiren İsrailli komutanlar hakkında verilen tutuklama kararlarını işleme koymamıştı. İsviçre'de yapılan anlaşmanın bir diğer kritik başlığı da Gazze. Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi için açıkladığı 3 şarttan biri Gazze'ye ambargonun kaldırılmasıydı. Ancak yapılan son anlaşmada bu konuya değinilmedi ve böylece Gazze unutulmuş oldu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan dönüşü uçakta dile getirdiği bu konuya İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden
Erdoğan Gazze ablukasının kaldırılması konusunda saçmalamayı kesmeli karşılığı gelmişti. AKP, İsrail anlaşmasında bir darbede Hamas'a geldi. Anlaşmaya göre Türkiye, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'yi sınır dışı edecek. Örgütün Türkiye'deki faaliyetleri de kısıtlanacak. Bu madde Filistin davasında AKP'ye güvenen Filistinli gruplar için de yeni bir darbe oldu. Hükümetin İsrail'le ilişkilerin düzeltilmesi için öne sürdüğü şartlardan biri de Mavi Marmara baskınından dolayı İsrail'in Türkiye'den özür dilemesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Türkiye'den özür dilediğini iddia etti. Ancak ortada uluslararası ilişkilerin temel şartlarından biri olan yazılı belge yok. Devlet bankalarından verilen milyarlarca, yani eski parayla katrilyonlarca kredi var. Bakın, ben çok açık ve net bir şekilde soru soruyorum haftalardır. Diyorum ki, ya bu devlet bankalarından son 10 yıl içerisinde, bakın 1 milyon demiyorum, 5 milyon demiyorum, 10 milyon demiyorum, 20 milyon demiyorum. Halbuki normal bir vatandaşımız 150 bin lira bile kredi almak istese en az 2-3 katı teminat isteniyor ve büyük zorluklar çıkarılıyor. Ama 50 milyonun üzerinde diyorum, yani eski rakamla 50 trilyonun üzerinde kardeşim, son 10 yılda kime kredi verdiniz? Hangi şartlarda verdiniz? Bu kredilerin ne kadarı battı? Ne kadarını geri tahsil ettiniz? Bu yatırım kredisi adıyla alınan kredilerin ne kadarı, yüzde kaçı İsviçre, Dubai ya da yabancı bankalarda şahısların hesabına girdi? Benim bir vatandaş olarak bunu sorma ve bunu öğrenme hakkım yok mu? Şimdi ben bunu öğrenmek istiyorum. Bu devletin parası, milletin parası. İsraillilere Orta Anadolu'nun göbeğinde altın madeni ruhsatı vererek altın aramalarına müsaade edeceksiniz. Bir taraftan popülist bir politikayla İsrail'e, Filistin üzerinden her gün yükleneceksiniz. Bu taraftan ise siz İsraillilere Orta Anadolu'nun göbeğinde altın madeni ruhsatı vererek altın aramalarına müsaade edeceksiniz. İsraillilere Orta Anadolu'nun göbeğinde altın madeni ruhsatı vererek altın aramalarına müsaade edeceksiniz. İsraillilere Orta Anadolu'nun göbeğinde altın madeni ruhsatı vererek altın aramalarına müsaade edeceksiniz. Türkiye ekonomisine büyük zarar verdiğiniz için Türkiye'yi de mağdur etmiş olacaksınız. Yani sadece İsrailliler değil, Türkiye'de şu anda yabancı şirketler cirit atıyor. Yani Türkiye'nin her tarafını adeta kapatmış pozisyondalar. Yani maden arıyorlar, altın madeni arıyorlar, kömür madeni arıyorlar, farklı madenler arıyorlar. 5. Türkiye ve İsrail doğalgaz sahalarında işbirliğine gidecek. İsrail'in Türkiye'ye satacağı gazın Doğu Akdeniz'den çıkardığı gaz olduğu ifade ediliyor. Türkiye İsrail'den doğalgaz satın alacak, İsrail Türkiye'de inşa edilecek boru hattıyla Avrupa'ya doğalgaz satacak. Bizim ailenin kökeni de Kıbrıs'tan, akrabalarımız var Kıbrıs'ta. Bir tanesini gördüm, ben çok seviniyorum, iyi bir şey oldu diye. Ondan sonra dedim ki, bak suyu da getirdik. Bizim Kıbrıslı üslubuyla şöyle omzunu silkti. Hah dedi, sanki bize getirdiniz dedi, İsrail'e vereceksiniz de dedi onun için. Bizim Kıbrıslı üslubuyla şöyle omzunu silkti. Hah dedi, sanki bize getirdiniz dedi, İsrail'e vereceksiniz de dedi onun için. Şimdi oradan inşallah sonra Kıbrıs Rum tarafına da veririz. İsrail'in de ihtiyacı var, oraya da veririz. İsrail'in de ihtiyacı var, oraya da veririz. Verilmeli de. Ama iki tane Türk şirketi var. O şirketler de Sayın Cumhurbaşkanımın kısımları. Bir tanesini gerçi azlettiler. Bir Rio Tinto, bunun 30 tane maden arama ruhsatı var bu şirketin. Cominco 190 tane maden arama şirketi var. Yamas 233 tane maden arama şirketi var. Toprak 63 tane maden arama ruhsatı var. Geomar 3 tane maden arama ruhsatı var. Omya'nın 85 adet maden arama ruhsatı var. Normandi 149 adet maden arama ruhsatı var. Bak burada bu şirketlere Çalık grubu, bazılarına ortak ve bu
Çalık grubu da malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımın hısımlarına ait bir şirket. Ve bunlar maalesef sadece altın işletiyorlar. Altın işletiyorlar. İki, şimdi çok enteresan, Eldorado Gold, Antolya Mineral, Odofs, BHP Madencilik, Norando, Knof, bu şirketler de ayrı şirketler, 400 bin kilometre karelik bir sahada toprak altında arama ruhsatları var. Bu şirketlerin. Yani toplamda Türkiye'nin %50'si bu şirketlerin eline gitti. Bu şirketlerin hiçbiri bize ait değil. Bu millete ait. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Siirt Eruh'ta petrol çıktı. Geçen hafta basındaydı. Altıkuyu'da. Övülerek siyaset anlatıyor. Günde 10 bin varil. Allah Allah. 10 bin varil petrol çıkmış. Öyle bir anlatıyorlar ki yandaş basın da alkış tutuyor. İşte bakın, petrol fışkırdı. Tamam da sana ne? Sana ne? Yani oradan çıkan petrolün %2'si senin. Devletin 98'i çıkartanın. Çıkartan firma Alaaddin Middle East. Kanadalı Amerika'ya kota olmuş bir firma. Sana ne? Türkiye'nin bütün yeraltı kaynakları yabancılara devredildi. Profesör Doktor Haydar Baş 2000'li yılların başında 3 katrilyon dolar maden var dediğinde gülenler, alay edenler, kıs kıs sırıtanlar, şimdi 83 bin maden ruhsatı verildi. Türkiye'nin bütün kaynakları yabancılara devredildi. Siirt'te bugün işsizlik var. Diyarbakır'da işsizlik var. İstanbul'da işsizlik var. Türkiye'nin her yerinde iktisadi bir çökme var. Ama yerin altından altın fışkırıyor, petrol fışkırıyor ve bütün bu kaynaklar yabancının. İşte bunu Osmanlı hayattayken İngiliz'e, Fransa vermiş idi. O günden beri çıkartılmaya başlanmıştı. Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurdu. 1924 yılında bütün bu yabancıları kapı dışarı etti. Bütün bu kaynakları bize verdi. Bunlar bizim. Ey Türk milleti, şu anda sürünüyorsun. Açlık, işsizlik, geçim derdi başımızın en büyük belası oldu. Ekonomik kriz bacayı sardı. Ama yerin altından büyük bir servet fışkırıyor. Bütün bunları bize veren insan Atatürk'tür. Yeniden bunları bize verecek olan insan Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Ben de tankeri aldım geldim. 10 bin litre var yani. Topraktan akaryakıt fışkırdı. Vatandaş hücum etti. Görüntüler Elazığ'dan. Tankeri acele getir, burada yer kazarken şeye değmiş. İş makinesi NATO'ya ait akaryakıt borusunu deldi. Litrelerce yakıt topraktan fışkırdı. Tarla akaryakıt gölüne döndü. Vatandaş bidonlara sarıldı. Dizlerine kadar akaryakıta girdiler. Fırsattan istifade bidonlarını doldurdular. Haber alıp tankerle gelen bile vardı. Ben de tankeri aldım geldim. Var 15-20 bin litre var. Yok değil. Türkiye enerji alanında yerli ve milli adımlar atmaya devam ederken bu adımlar karşılığında da olumlu ve müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Bu kez haber Mardin'in Nusaybin ilçesinin yaklaşık 32 kilometre doğusundan geldi. Heyecanlandıran bir gelişme. Hemen detaylara bakacağız. O haberin detaylarında neler olacak? Kameralarımızı sıcak noktaya çevireceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Keçkel karşımıza. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Önemli bir petrol keşfinden bahsediliyor. Sözü sana bırakalım.
Gökhan Kurt, Türkiye Enerji Arama faaliyetlerinde hamle üzerine hamle yapıyor. Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfinin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız Mayıs ayında daha önce petrol yok denilen ve üzeri betonla kapatılan 3 kuyudan petrol üretmeye başladık. Türkiye'nin petrol üretim hacminin günlük 61 bin varile çıktığını ifade etmişti geride bıraktığımız Mayıs ayında. Tabii geride bıraktığımız dakikalarda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı önemli bir müjdeyi paylaştı. Son dakika bilgisi olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye-Suriye sınırında yeni keşif başlığıyla yapılan açıklamada Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu 1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 IPI değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik denildi yapılan açıklamada ve öte yandan yine açıklamada milli enerjide güçlü Türkiye vurgusu yapıldı. Tabii diğer yandan Diyarbakır'da bulunan Akoba 1 ve Yenişehir 1 kuyularıyla Kırklar elindeki Misilli 2 kuyularında da petrol üretim çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha altını çizelim, çok önemli bir bilgi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mardin'de yeni bir petrol rezervi keşfinin müjdesini sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yapıldı. 11,8 IPI değerinde ağır petrolün keşfedildiğini duyurdu Gökhan Kurt. Aslında elektrik kablolarımıza ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Herhangi bir kazaya karşı, herhangi bir olumsuz duruma karşı acil bir kurtarmacılarımız hazır beklemek durumunda. Onun haricinde özellikle petrol dolum sahası. Birazdan gideceğiz. Burada peşinden. Siirtli Eruh ilçesi Oymantepe Doğu Sadak petrol sahamıza hoş geldiniz. Biz bu sahada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. İlk kuyumuzu 2014 yılı başında keşfetmiştik. Şu anda 6. kuyunun sondajına başlayacağız 15 güne kadar. Günlük üretimimiz 4 üretim kuyusundan ortalama 1000 varil civarında net petrol olarak. 43,5 gravite, Türkiye'nin en kaliteli petrolü. Çok daha fazla keşifler yapmayı ümit ediyoruz. Daha fazla kuyular açmayı planlıyoruz bu bölgede. Sayın Valimizin, bölge halkının, Ankara'da Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri teşvik edip böyle bir projeyi gerçekleştirmek için cesaretlendirdiğinden dolayı. Sadece bu saha daha. Bu şu anda 3 kuyudan diyelim. Thank you.
Geçen hafta 27 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan Türkiye kamuoyuyla paylaştığı petrolle ilgili müjdenin, biliyorsunuz, iki kuyu Diyarbakır'daydı, birisi Trakya'daydı paylaşılan müjdede. İşte o iki kuyudan birisi olan Diyarbakır ili, Kocaköy ilçesi, Yenişehir 1 petrol kuyusu sahasındayız. Değerli arkadaşlar, üzerinde bulunduğumuz Yenişehir 1 kuyusu, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği bu kuyu 1870 metre derinlikte günde 3000 varillik bir üretim olacak inşallah bu kuyudan. Ve inşallah en düşük ihtimal 4,5 milyon varillik bir üretim olacak. Doğru mu Mustafa Bey? Bu kuyudan. Diyarbakır geneline baktığımızda bütün sahalarda hem Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ve hem de özel sektörün petrol hem üretimi var hem de arama faaliyetleri var. Şu anda Diyarbakır'da 2017 yılında, burası önemli arkadaşlar, 2017 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Diyarbakır'daki günlük üretimi 6500 varilken şu anda 14700 varile çıkmış durumda bu kuyuyla beraber. Özel sektörle beraber baktığımızda Diyarbakır'da şu anda günlük petrol üretimi 22800 varil seviyesinde arkadaşlar. Bu ne demek? Bugünkü petrol, ham petrol varil fiyatına baktığınızdaki 65 dolarlar civarında 1,5 milyon dolarlık günlük Diyarbakır sınırları içerisinde petrol üretimi var. Allah bereketini artırsın. Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Diyarbakır il sınırları içerisinde 7 aktif sondaj kulesiyle arama faaliyetlerine devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de hem yerüstü zenginliklerimizi hem yeraltı kaynaklarımızı ve zenginliklerimizi halkımızın, milletimizin hizmetine sunma konusunda hem kamu kurum ve kuruluşları hem özel sektörümüz hem yerel yönetimlerimiz el birliğiyle vatandaşımızın hizmetinde olmaya, vatandaşımıza yeraltı ve yerüstü zenginliklerini vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. İnşallah Diyarbakır önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu yapılan çalışmalarla beraber Türkiye'nin en önemli petrol üretim merkezlerinden birisi olacak arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de önemli petrol şehirlerimiz var ama Diyarbakır bu çalışmalarla beraber Türkiye'nin önemli petrol üretim şehirlerinden birisi olacak. Rabbim çalışmalarımızı kolay kılsın. Rabbim bereketlendirsin. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, hem Batman Bölge Müdürümüz ve ekibine, hem alanda bu sıcakta emek veren, alın teri döken bütün arkadaşlarımıza Diyarbakır Valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Onlara kolaylıklar diliyorum. Evet, sağ olun arkadaşlar. Yeterler. Şu Türkiye'deki taklitçiler kadar hiçbir zelil idare görülmedi. Bizim kanunlarımızı siz yapın ne olursunuz. Bu Strasbourg yapacakmış kanunları. Hani şu iki sene evvel Erzurum'un doğusu Ermenistan olacaktır diye karar alan bu Strasbourg. Ya bu Avrupalılar nasıl bizim kanunumuzu yapar? Biz bin yıl dünyaya hakkı, adaleti tanıtmış bir milletiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bu adamlar, şu İngilizlerin nasıl kanun yaptığını burada biliyorsunuz. Erkekle erkek evlenir diye kanun yapan bu adamlardan ne hayır gelir?